Geçmişini yok sayanların yarınları da yoktur. Çünkü tarih onu unutanlardan gelecekte intikamını alır. Tarih boyunca yaşanmış ve bugünkü ortamı hazırlamış olaylardan ve kahramanlardan haberdar olmak için kanalıma abone olarak bildirim ziline dokunmayı unutmayın. TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisi, unutulmuş ya da bilerek unutturulmuş kahramanları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Türkiye'de pek tanınmamasına rağmen, Kuzey Afrika ve İngiltere'de Osmanlı adına önemli işlere imza atan Halil Halit Bey, bir zaman Abdülhamit Han'a muhalefet etmiş ama Jön Türklerin ihanetini görünce de sultanın yanında yer almıştı. Halil Halit Bey, Orta Asya'dan Çankırı'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1819'da doğmuştur. Küçük yaşta babasının ölümünden sonra amcası Mehmet Tevfik Efendi ile birlikte yaşamaya başlar. Bir süre Rüştiye'ye, sonra Ayasofya Camii Medresesi'ne kayıt yaptırır. 5 yıl sonra icazetnamesini alarak ayrılır. Yeni Osmanlılarla görüşmesi hafiye takibine uğramasına neden olur ve 1894'te İngiltere'ye kaçar. Fakat İngiltere'de Jön Türklerin çalışmalarından rahatsız olur ve Abdülhamid'e bir mektup yazar. Londra'daki Osmanlı elçiliği Halil Hamit'le temas kurarak İstanbul'a dönmesi durumunda affedileceği ve kendisine yardım edileceğini taahhüt eder. İstanbul'a gelen Halil Halit Bey umduğunu bulamaz. Abdülhamid'le görüşmek ister ama isteği saray tarafından reddedilir. Halil Halit Bey büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak tekrar İngiltere'ye döner. Geçimini sağlamak için Selim Faris'in çıkardığı Hürriyet gazetesinde yazı yazmaya başlar. İslam dünyası ve Müslümanların durumlarıyla ilgili yazdığı yazılar, gazetenin sahibi ve başyazarı Faris'in tepkisini çeker ve kendisinden Abdülhamid'i eleştiren yazılar yazması istenir. Halil Halit bu teklifi reddeder ve gazeteden ayrılır. Çünkü ona göre mesele Abdülhamid değildir. Resmin tamamını görmek gerektiğini, Avrupalıların İslam dünyasını sömürgeleştirmek için çalıştıklarını, tanzimat, ıslahat, meşrutiyet, demokrasi, özgürlük gibi fikirlerin arkasında başka niyetlerin olduğunu Hindistan'da Müslümanların çıkardığı bir gazeteye yazar. Halil Halid'in bu düşüncelerinden Sultan Abdülhamid haberdar olunca Bab-ı Ali tarafından İngiltere konsolos yardımcılığına atanır. Ancak Osmanlı'nın İngiltere Başkonsolosu Antopolu Paşa'nın İngiltere ile ilişkisinden rahatsız olunca görevinden istifa eder. Görevde kaldığı süre içinde Abdülhamid'e İngilizlerin Orta Doğu ve Balkan politikaları üzerine iki rapor hazırlar. Bir dostunun yardımıyla Cambridge Üniversitesi'nde Türkçe hocalığına başlar. Bu görevini 1897'den 1911'e kadar sürdürür. Üniversitede ders veren ilk Osmanlı bilim adamı olur ve Üstad-ı Ulum ünvanını alır. Bu görevi esnasında Avrupalıların İslam dünyası üzerine yaptıkları sosyal ve kültürel politikaları inceler ve Sultan Abdülhamid'e bu politikalarla ilgili düzenli olarak mektuplar yazar. Kısacası yerin kulağı Abdülhamid'in sesi olur. Allah'a inancıyla bir tek Sultan Abdülhamid'e sadakatiyle sultanın dünyanın her noktasına uzattığı eli olur Halil Halit. Cezayirli Müslümanların Fransızlarla mücadelelerinde diğer emperyalist devletlerden yardım almamalarını, İslam dünyasıyla yakınlaşarak kendi öz kaynaklarıyla mücadele etmelerini söyler. İngiltere'de bir cami açılması için girişimlerde bulunur. Caminin inşaatına başlanır ama İngiliz hükümeti camiyi kapatır ve yardımlara el koyar. Bu olay üzerine üniversitedeki görevinden istifa ederek kaçırdığı yardım paralarıyla önce Mısır'a gelir ve yardım parasını Kahire'de yapılan bir camiye verir. Said Halim Paşa'nın teklifi üzerine İstanbul'a gelir, İttihat ve Terakki'nin Ankara mevzusu olarak meclise girer. İttihatçılarla görüş ayrılığına düşmesi üzerine Said Halim Paşa tarafından Bombay Başkonsolosluğuna atanır. İngiltere, Halil Halit Bey'in Bombay'daki faaliyetlerinden rahatsızlık duyunca Bab-ı Ali'ye iletir. İstanbul hükümeti Halil Halid'i 1. Dünya Savaşı'nı bahane ederek geri çağırır ve Darülfünun'a muallim olarak atar. Halil Halit Bey inzivaya çekilir ve İstanbul'daki evinde sessiz bir şekilde 1931 yılında vefat eder. Halil Halit Bey, İngiltere'deki Müslüman toplum ile halife arasındaki diyaloğu güçlendirmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Eğer Osmanlı Arşivleri Müdürlüğü'ndeki Londra Sefareti Arşivi açılırsa, Halil Halit Bey ile ilgili çok daha fazla bilgiye ulaşılacaktır.